At silahını teslim ol. Geri çekilin, öldürtmeyin lan kendinizi. At silahını dedim. Buradan çıkışınız yok. Biz buradan öyle ya da böyle çıkarız koçum. Bas geri. Bas. Komiserim, yapmayın. Suat. Suat, al ekibini, çık buradan koçum. Komiserim, yapamayacağımızı biliyorsun. Buradan biri sağ çıkmaz Kuleli. Ya onlar ya biz. Komiserim, bizi buna mecbur etmeyin. Dinler misin beni lütfen? Senin saçma sapan yalanlarını yeterince dinledim Çetin. Volkan'ı işe aldım. Yardım da ettim ama bir sor ya. Bir sorsana, niye yaptım? Ben sana bundan sonra hiçbir şey sormayacağım Çetin. Her şeyi sana Mehmet Rauf abi soracak. Zeynep. Ne oluyor kuzum, derdiniz ne? Bakan Bey'in tahlil sonuçlarını değiştiren Volkan'la Çetin'in gizli kapaklı bir ilişkisi ortaya çıktı. Sen neler söylüyorsun öyle? Duygu Çetin'in bilgisayarında bu dekontları bulmuş. Al bak. Ayrıca hemşire bir kızcağız var. Çetin Volkan'ı işe almak için onunla da gizli kapaklı bir şeyler karıştırmış. Kız öyle iddia ediyor. Bunlardan kimsenin haberi var mı? Hayır, ilk sana geldim. Mehmet Rauf Bey. Bu Volkan meselesi derin bir mesele. Çetin. Bu meseleyi ya şimdi hemen burada bana anlatırsın ya da bir ömür boyu cezaevinde ne hakime ne de savcıya anlatamazsın. Volkan'ı işe almamı istihbarat istedim. Bir şey uyduruyorsun, bari inanılır bir şey uydur Çetin. Ya niye yalan söyleyeyim? Evliliğim söz konusu, hayatım söz konusu benim. Hem Mehmet Rauf Bey, siz benim söylediklerimi çok kolay teyit edebilirsiniz. Siz burada bekleyin. Bir dakika kızım. Hadi oğlum hadi. Elim ağrıdı, hadi. Yavaş lan. Savcı Bey. Bizim aramızda kırgınlık yok değil mi? İstihbarat nasıl bağlantı kurdu seninle? Ne zamandır onlarla işbirliği yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun sen ya? Duygu önünün arkasını araştırmadan ortaya bir iddia atıyor. Sen de beni sorguya çekiyorsun. Ortada öldürülmüş bir adam var Çetin. Hem de adam bakan. Tabii ki araştıracaklar. Duygu bana yardım etmeye çalışıyor. Söyledikleri doğru. Mehmet Hoca vasıtasıyla Çetin'le bağlantı kurup Volkan'ı hastaneye istihbarattan biri yerleştirmiş. Kim peki? Eski müsteşar yardımcısı Fuat. Şimdi git savcı hanıma söyle. Beni sorguya çekeceğinize ölü müsteşar yardımcısını sorguya çeksin. Beni sorguya aldılar. Kızımdan ayırıp hapse atacaklardı beni. Sen de kendini düşünüp beni feda et. Bravo sana Çetin. Zeynep. Çekil. Zeynep. Çekil. Zeynep. Çekil. Bak
kendine gelsin. Özel Harekat Polisi'nin sabaha karşı düzenlediği operasyonda Özel Kuvvetler mensubu Oğuz Ayaz ve Özel Harekat Polisi Tekin Ulubat'la gözaltına alındı. Teşrifli oldular. Operasyonda kamuoyunun yapı çökmek üzere. Emniyet istihbaratçısı Ferhat Karacadağ öyle bulundu. Emniyet kayıtlarına göre örgüt üyesi olan zanlılardan Oğuz Ayaz ve Tekin Ulubatlı'nın yine aynı örgütün üyesi olan Ferhat Karacadağ'la anlaşmazlığa düşüp infaz ettiklerini belirtiyorlar. Detaylar için şimdi emniyetteki arkadaşımız Ali Sever'e bağlanacağız. Ali Sever, bize oradaki bilgileri aktarabilir misin? Bazı sağlık kontrolünden getirilen zanlılar şu anda arkamda bulunan B kapısında bir şeyler topluyorlar. Emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgiler ışığında suçüstü yapılan zanlıların devlet içerisinde... Anam yaktılar çocukları ya. İnanmıyorum ya. Ben bu oluşumu çok önce deşifre etmeye başladım. Bu yüzden de bazı kamu kurumları benim üzerime bile geldiler. Daha dün sizin kanalınızda belirttiğim gibi. Ferhat Karaca daha öldürülecek dedim. Emri verenleri de açıklamıştım. Bugün bu tetikçilerin kimler olduğu ortaya çıktı. Oğuz Ayaz ve Tekin Ulubatlı. Aldığımız bilgilere göre zanlılara isnat edilen suçlar bununla da kalmıyor. Zanlıların ayrıca özel kuvvetlere ait kasa uçağının düşürülmesi, geçen ay kaybettiğimiz Bakan Kemal Terzioğlu'nun şaibin ölümü gibi olaylara da adlarının karıştığı belirtiliyor. Anne yeşil ışık yandı. Ulan bu adamlar 30 yıl önce cami kapısında kaset satıp para kazanıyorlardı. Yani ne ara bu kadar güçlendiler ben anlamadım ki arkadaş ya. Dayı büyük manevra yaptı Abbas. Ama bana sorarsan geç kaldı. Bu adamlar yıllar önce kapımızı çalıp görüşmek istediklerinde beni dinleyip onlarla görüşseydi şimdi halimiz çok daha iyiydi. Fazla. Efendim dayı. Sen bu Ferhat'ın leşini nereye bıraktın? Dayı işte ormanda adamlarıyla buluştum. Onlara verdim. Paparaziler falan yakalanmadınız değil mi? Paparazi? Fazıl, son zamanlardaki bütün bağımsız filmlerin starı biz değil miyiz? Bağımsız. Dayı bu Tekin'le Oğuz'un üzerine yıkacaklar ya işi. Paparaziler beni takip etmez. Abbas, Süleyman'a söyle arabayı hazırlasın. Dayı nereye? Şimdi telefonumuz çalar. Bu Gürkan da Ökten bayağı tırsmıştır. Bir moral ziyaretinde bulunmak lazım değil mi? Adam kaçırma, cinayet, suikast, suç işleme amacıyla teşekkül oluşturma. Ağırlaştırılmış müebbet. Bundan kaçışınız yok. Bir şey diyeceğim. Madem senin elinde bu kadar sağlam bilgi belge var, niye ifade almakla uğraşıyorsun? Sevk et tutukluluğa, işimize bakalım. Bundan sonra sizin işiniz hapishanede tesbih dizmek. Vallahi mi? Benim zaten emeklilik hayalim. Tesbihçi olmak istiyordum. Senin sayende biraz erken emekli olacağız. Sadece siz değil. Gürkan'la Öktem de emekli olacak. Çok gizli yeni bir yerim buluyoruz. Senin bunun için de olmanı istiyorum. Ben göreve hazırım. Resmi hiçbir kimliğiniz, devletle bağınız, ilişkiniz... Kayıt kolpa. Ben Öktem Bey'in yakın korumasıyım. Bana bir iş teklif etmek için böyle bir şeye ihtiyacı yok. Deşifre olduğunuzda... Bunları artık mahkemede anlatırsınız. Koçum, bu istihbaratçıların taktikleri hep aynı. Makamları çok tatlı geldiği için kendileri cesaret edemezler böyle şey yapmayı. O yüzden böyle sizin gibi vatan millet sevgisi olan delikanlıları kullanırlar. Anlatın, boşu boşuna bir ömür içeride yatmayın. Sen niye boşuna tüketiyorsun nefesini? Bizim konuşmayacağımızı bilmiyorsun. Savcı Bey, biz sizinle bir ayrı görüşebilir miyiz?
Hayırdır? Savcı bey haklı. Vatan millet deyip bizi gaza getirdiler. O gaz beni 30 sene içeride tutamaz. Oğlum ne diyorsun lan sen? Benim bütün meselem aileme yapılan bombalı eylemle şehit edilen arkadaşlarımın intikamını almak. Ben bunların failinin peşindeyim. Böyle örgütle mörgütle de bir işim yok. Ne örgütü lan? Ne diyorsun lan sen? Oğlum sizde rütbe arttıkça korku da mı artıyor lan? Çıkarım bunu. Ha? Serdar bile işkenceyle konuştu lan. Yazık lan sana. Elimde defterinizi dürecek ifade de var, delil de. Niye seninle anlaşayım? Gürkan Erman. Elinizde onunla ilgili delil belge var mı? Bana müsteşar mı vereceksin? Eğer beni gizli tanık yapıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırsan evet. Ne oluyor? Onu hain kardeşine soracağım. İçeride ifade veriyor savcıya. Gürkan, Öktem, Salim hepsi bu işin içinde. Delilin var mı? Gürkan bizzat gelip bana kendi görev teklif etti. Çok gizli birim kurduklarını söyledi. Birim yasa dışı olduğu için sonunda hapse girmek de var dedi. Niye kabul etmedin? Güney Kıbrıs'ta çok ciddi bir operasyona katıldım. Faaliyeti tamamladıktan sonra birileri beni sattı. Pusu kurdular. Operasyon için kıyı emniyetini alan 3 personelimle birlikte çatışmaya girdik. Kurtulmamıza imkan yoktu. Sonra her ne hikmetse hiç hesapta olmayan özel kuvvetler tümü bizim oradan kurtulmamızı sağladı. Diyarbakır'a dönmem gerekirken İstanbul'a dönmem emredildi. İstanbul'a döndüğümde de Gürkan beni karşıladı. Kıbrıs'ta çok iz bıraktığımı, kendilerinin beni kurtardığını ima etti. Ve bana görev teklif etti. Müsteşar seni tekinle bir tutarak hata yapmış. Seni kurtardığını ima edince seni satıp pusuya düşürenin de o olduğunu anladım. Bu yüzden teklifini kabul etmedim zaten. Bunları ispatlayamazsan yutamazsın. Fuat'ı da onlar öldürdü. Fuat'a dair belgeler de, Gürkan'a ait dosyalar da bende. Nerede? Savcı bey, sen Amerikalıları benden iyi bilirsin. Hani onların bir sözü vardı. Win, win. Şimdi, sen beni bırakacaksın. Hem ben ifademi imzalayacağım hem de sana dosyaları vereceğim. Efendim, Mehmet Rauf Bey geldi, sizinle görüşmek istiyor. Bürokrasi içinde suç işlemek için örgüt kurulduğunu söylemiştim. Şimdi bu örgütün en tepesindekileri açıklıyorum. İstihbarat Müsteşarı Gürkan Erman ve Başbakanlık Müsteşarı Öktem Çetiner. Peki bunları destekleyen belge, bilgi var mı? Belge sadece benim elimde değil, bütün kamuoyunun gözünün önünde. Az önce internete sızan ses kaydını hepimiz dinledik. Evet, teşekkür ederiz Emrah Bey. Nazlı. (Gülüyor)
kayıt. Her şeyin sonu Öktem. Daha her şey bitmedi. Ne demek bitmedi? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? En başından sen haklıydın. İki cephede birden savaş etmeye başladık. O yüzden savaşı kaybetmek üzereyiz. Eğer kastettiğin Yavuz Aslan'sa ben onunla görüştüm. Ondan bir cacık olmaz. Sen Yavuz'a seninle olması için bir şey vermedin. Ben ona istediğini verirsem cephelerden birini kapatmış oluruz. Diğer cephede savaşacak gücümüz olur. Ya o zaman diğer cephede bize kalıyor Salim abi. Şu savcının bir ifadesini alalım bakalım. Güzel fikir. Hemen yeniden başlayalım. Abi müsait miydiniz? Yeni kurul kamuoyunda bilinen hakim savcı arkadaşlarımızı meslekten atacak. Bunu engellemek için yeni kurula ilişkin ne kadar elimizde delil, belge varsa ilan hepsini bana ulaştırsın. Emredersiniz abi, İlhan Bey'e söylerim. Bizim sadık taraftarlarımız var. Bakalım onların koalisyonu ne zaman çatırlayacak. Az önce savcı beyle konuştum abi. Önemli bir gelişme var. Oğuz Ayaz Gürkan'ın suçuna dair bildiği her şeyi anlatmak için güvence istiyor abi. İkinci bir gizli tanığımız oldu yani ha? Savcı Bey, Oğuz'un bir planı olabileceğini size iletmemi istedi. O işine baksın. Bize Gürkan'ı versin, önemli olan o. Emniyetteki arkadaşlara selam söyle. Herhangi bir plana karşı önlemlerini alsınlar. Başlıyorum. Neyin peşindesin sen? Bir şeyin peşinde değilim. Çocuk mu kandırıyorsun lan sen? O ifadeyi verecek adam mısın oğlum? Ne planlıyorsun? Bir şey planladığım yok abi. Sen demiyor muydun bana bu işlerden çık diye? Çıktım işte. Ciddi misin lan sen? Hayır. Uyan artık İrfancığım. Yalvarırım uyan. Bak, hepimiz seni bekliyoruz. En sevdiğin oğlunun, Oğuz'umun çocuğunu görmeden beni yalnız bırakma. Ben sensiz ne yaparım İrfan? Geçmiş olsun Öktem Bey. Henüz bir şeyin geçtiği yok. Vallahi haberlerde görünce çok üzüldüm. Gerçi Gökhan'la biz anlaşamayız. Ama onun bu durumu hem kendini hem de kurumu bayağı bir yıprattı. Üzüldüm ya. Eksik olma yavrum. Size nasıl yardımcı olabilir? Bu kavgada yanımızda yer almanı istiyorum. Ben emekli bir istihbaratçıyım.
Size nasıl yardımcı olabilirim ki? İstihbarat ve güvenlik birimlerinde senin sözünden çıkmayan kadrolar var. Onların desteğini alabilirsek bir çıkış yolu bulabiliriz. Hangi sıfatla? Hangi sıfatla kime ne diyeceğim ben? Eğer kabul edersen senin için düşündüğüm bir görev var. Öktem Bey, biz emekli olduk. Balığımızı tutup yiyoruz. Ellemeyin bana. Milli Güvenlik Müsteşarlığı herkese emanet edebileceğimiz bir görev değil. Vazife seni çağırıyor. Allah'a biraz ara vereceksiniz. Balık işi kolay, ona ara veririz de. Rakıya pek ara veremeyiz biz. Sizinkilere gaz yapmasın bu. O günler eskide kaldı. Sen bizimkilerin cumasıyla uğraşmazsan, onlar da senin rakınla uğraşmaz, olur biter. Yalnız olur, olur da bu son olaylar sizi bayağı yıprattı. Şu sıralarda sizin üstünüzde çok büyük bir baskı var. Bunu gidermek mümkün değil. Ne istiyorsun? İkinizden biri istifa edecek. Ya Gürkan, ya siz. Gürkan'ın konumu çok kritik. İstifa etmesine izin veremem. O zaman geriye bir tek siz kalıyorsunuz. Çok merak ettik. Televizyonda gördük. Ne oldu? Merak etme anacığım, merak etme. Senin aşarı oğlum yine bazı küçük yaramazlıklar yapmış. Hani söz vermiştin bana? Hani bırakıyordun bu işleri? Bıraktı anacığım, bıraktı. Bitti artık. Hı? İyi. İyi o zaman. Hele baban da bir ayaklansın, kalksın. İlk işim seni evlendirmek olacak. Nereden buldun o gelin adayını? Var mı öyle biri? Ben Savcı Hanım'ı beğendim. Hem ailesi de ailemize uygun. Hı? Öyle değil mi oğlum? Bakalım Savcı Hanım bizimkini ister mi anne? İster, ister. Ben gördüm. Neyi gördün sen? Gördüm işte. Allah Allah. Bir baksana birader. Tayfun, şimdi sırası değil. Benim Oğuz'la konuşmam lazım abi. Bir saniye. Sen annemle ilgilen. Ne oluyor? Yerim. Allah'ım yarabbim. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ha? Nasıl böyle bir ciğersizlik yaparsın sen? Niçin Tayfun? Kimin için içeri gireceğim ben he? Sen arkadaşını gözünde fazla büyütmüşsün. Yok öyle arkadaş mı arkadaş komutan? Arkadaşını yarı yolda bırakan adamla işim olmaz benim. Ulan anam içeride hasta. Babam ölüm döşeğinde yatıyor. Ben kimse için içeri girmem. Sen ne diyorsun ya? Ya sen nasıl böyle konuşuyorsun? Gözüme bak gözüme. Arkadaşlarımız, askerlerin olan askerlerin... Toprağı vermedik daha. Ne yüze geleceksin cenazelerine? Kaybettik Duygu. Anlıyor musunuz? Kaybettik. Biz sadece onlarla mücadele edebileceğimizi zannettik. Ama yanıldık. Körü körüne bir hayaldi bizimki. Ama gözümüzü açtılar. Yazıklar olsun lan sana. Sana arkadaşım dediğim için bana da yazıklar olsun. Anladın mı? Tayfun, iyi değilsin. Çek elini ayağını. Sakın. Bırak, bırak Oğuz ya. Hemşire. Anne. Benim minik prensesim, ne yaptın bakalım bugün yumada? Resim çizdik, hikaye okuduk. Denize annelik yaptım, yemeği yedirdim. Aferin benim minik kuzuma. Hadi gel bakalım.
Anne, bu akşam yine mi bakıcımın evinde kalacağız? Ben kendi evime gitmek istiyorum. Babamı özledim. Bilmiyorum anneciğim, bakacağız gel. Baba! Kızım! Gel bakalım babaya. Bir öpücük yok mu ha? Ben de öpeyim seni. Gel bakalım babaya. Hadi Ceren. Biz arabamıza gidelim, gel. Zeynep. Gel sokağa. Öt etme, evimize gidelim. Her şeyi geride bırakalım lütfen. Bin bakalım. Çetin, sende hiç karakter yok mu? Pişkinliğin de bir sınırı var ama sende o da yok ne yazık ki. Benim sizin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Bunu anlamıyor musun sen? Ben sadece kızımızı korumaya çalışıyordum. Zeynep, bak Ceren'in hayatıyla tehdit ettiler beni. Eğer bildiklerimi anlatırsam onu öldüreceklerini söylediler. Ben sadece sizi korumaya çalışıyordum. O yüzden sustum. Çetin, eğer bizi gerçekten korumak istiyorsan lütfen bizden uzak dur. Ya ben sizsiz yaşayamam. Anlamıyor musun sen bunu ya? Ben de artık seninle yaşayamam. Anlamıyor musun? Bırak peşimi. Hoş bulduk Ali Bey. Karnıyarık var mı karnıyarık? Yaptık efendim. Güzel. Pilav cacık da veriyoruz. Dursun, yeni koruma polisi. Otur. Öğlen burada yeriz. Gayet iyidir. Sen hiç akıllanmayacaksın değil mi Gürkan? Dişçide seni uyardım. Lafımı dinlemedin. Bu sefer uyarmayacağım. Çünkü açıkça bir ihanet içindesin. Ne diyorsun Abbas? Görevi kabul edelim mi, etmeyelim mi? Valla dayıcığım, yeğenlerin tekrar göreve geleceksin diye çok mutlular. Yani bence onları hayal kırıklığına uğratmayalım. Dayı, bu illaki resmi plakalı arabaya binecek ya, bunun bu hevesi ondan. Bizim makamla, mevkiyle alakamız oldu mu hiç? Ha? Dayıcığım, bizim bir isteğimiz varsa o da senin yanında olmaktır. Ya Abbas, sen fazla Sartre okumuşsun. Beynin sulanmış senin. Aç biraz Prens'i oku. Dayıcığım, bu Prens dediğin küçük prens de bu işlerle ne alakası var? Abbas, o yaşları geçeli çok oldu. Bu büyük prens. Machiavelli'nin prensi. Adam ne demiş? Şartlar olgunlaşmadan görev kabul etmek, buzda dans etmek gibidir demiş. Eyvallah Allah dayıcığım, biz Katerina Wittler'le büyüdük. Doğru söyledin be Abbas. Ama bu zince ha kırıldı ha kırılacak. Birileri buzlu suya düşecek, birileri de oltaya atacak, keyfine bakacak. İyi ki olta takımlarımızı yeni aldık da dayı, hiçbir şey elimizden kurtulamaz. Dayı, bu Serdar'ı ne yapacağız? Serdar gizli tanık, savcılıkta. İşleri bitince Fazıl'a verecekler. Eyvallah dayı. Thank you.
Bu çocukça hareketlerinle hem kendini hem de kurumunu küçük düşürüyorsun. Bana ne yapabileceğini düşünüyorsun? Elinde silah, karşımda soru soruyorsun. Şimdi burada neler oldu sana anlatayım. Sen korumanı herkesin içinde azarladın. İsim neydi? Dursun. Dursun da delikanlı genç çocuk tabii, gururunu yediremedi. Silahını çekti, seni bacağından vurdu. Şimdi sen aynı tonda devam edersen Dursun önce senin kafana sıkacak, sonra kendi kafasına sıkıp intihar edecek. Anlatabildim mi? Bunun hesabını sana sorarlar Gürkan. Ben de tam olarak onları merak ediyorum. Bunun hesabını benden kimler soracak? En iyisi sen bana onların kim olduğunu söyle ki onlarla tanışmak için seni öldürmek zorunda kalmayayım. Artık çok geç. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi organize eden Ferhat. Salim abi, olay yeri inceleme organizasyonunu hallettin değil mi? Arkadaşlar hazır efendim. Madem savcı beni söyleyecek bir şey yok, mecburen bekleyeceğiz bakalım. Birileri gelsin, onun hesabını bize sorsun. Tamam, tamam, dur, dur. Konuşacağım daha. Abinin kim olduğunu bilmiyorum. Ama ulaşacağım bir yol biliyorum. Oğuz'dan başka ikinci bir gizli tanık daha var. Onu biliyoruz Serdar. Emniyetin içindeki tayinlerden gizli tanığı korumak için abi Black River elemanlarını görevlendirdi. Serdar orada sorguya çekiliyor. Bana tabeler ulaştırılıyor. Serdar'ı nerede tutuyorlar? Antrepo'da. Hangi antrepo? Bilmiyorum. Ama öğrenirim. Savcıyı tedavi ettirin, operasyon bitene kadar kimseyle görüştürülmeyecek. Tamam efendim. Tamam hemşire hanım, yeter. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Tayfun, sende hiç mi akıl yok? İki kurşun yemiş adam ayağa kalkar mı hiç? En iyi arkadaşım böyle bir halt yerse kalkar. Hadi o kalkıyor. Sen niye mani olmuyorsun kıpırdamasına? Oğuz itirafçı olmuş. Ben Tayfun'u nasıl tutayım? Gerçekten Oğuz'u bu kadar çabuk mu sildiniz? Bu mu sizin arkadaşlığınız? Sen ne diyorsun Zeynep ya? Ben sırf Oğuz istedi diye ne riskler aldım, haberin var mı? Yeri geldi ölümü bile hiçe saydım. Ona güvenen bir sürü insan kelle koltukta görev yapıyor. Oğuz bu hareketiyle sadece bana değil, hepsine ihanet etti. Tayfun, Oğuz'un babası ölüm döşeğinde. Annesi hasta, ailesi perişan. Sen kendini bir Oğuz'un yerine koysana. Kusura bakma, hainlerle empati yapamıyorum ben. Sen de mi böyle düşünüyorsun? Vallahi ben ne düşüneceğimi bilmiyorum artık. Sen nasıl Çetin'in yaptıklarına inanmak istemiyorsan, ben de Oğuz'un böyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum tabii ama. Bu saatten sonra Çetin'in ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Ama sizin Oğuz'a karşı bu kadar acımasız davranmanızı anlamıyorum. Ya beni Oğuz'a karşı uyaran sen değil miydin? Oğuz'a inanma, en sonunda elinde sadece hayal kırıklığı kalır diyen de sendin. İşin kötüsü haklı da çıktın. Şimdi ne oldu da tekrar Oğuz'a güvenmeye başladın? Çetin'in seni artık hiç ilgilendirmemesiyle ilgili olabilir mi bu durum? Bravo. Aynen onunla ilgili. Gözlerimi açtığın için de sana teşekkür ederim. Siz niye birbirinizi başka yerde yemiyorsunuz ya? Ne diyorsun ya? Senin başında bekleyen de kabahat zaten. Aman bekleme küçük hanım, bekleme. Rüzgarınızdan zatürre olacağız, haberiniz yok.
Hoş geldin komiser. Lan Tekin. Burası senin için Tekin değil. Lan TC'nin köpeği. Lan seni boğdurmak için mi gönderdiler buraya lan? Lan sen sor çıkamazsın lan buradan. Hoş geldin. Sana güzel bir cenaze töreni düzenleyeceğim burada komiser. Bizim mahkeme devletin mahkemesine benzemez. Bizde karar çok hızlı. Rahat ol. Sabah karar, akşam infaz. Komiser. Yanlış yerdesin. Burası karar kurşu değil komiser. Yanlış yerdesin komiser. Gelmedi mi? Ha. Dayının işi gücü yok. Her gün seni görmeye gelecek değil mi Necim? Ulan beni gönderdi ya, daha ne istiyorsun? Gürkanları güzel paketlemişsiniz. Koğuştaki arkadaşlar haberleri izledikten sonra çıkış için hazırlıklara başladılar. Haberin olsun. Çıkacaksınız Necmi. Çıkacaksınız ama çıkarken bir kan akıtmak lazım önce. Değil mi Necmi? Nazara gelmeyin sonra. Kurban diye kimi keseceğiz? Buraya bir büyükbaş gönderdik ya Necmi. Beşinize anca yeter diye gönderdik. Haberin yok mu senin? Tekin'in neresi büyükbaş? Olsa olsa en fazla horoz olur. Ve ondan da kurban olmaz. O şimdi erken öter. Ben zaten onu keserim. Necmi. Tekin'i hafife almasan çok fazla. Sonra seni buradan çıkışta istihbarat yerine camiye götürmeyelim. Geldim. Misafir kabul eder misin? Tabii. Yemektekini beğenecek misin? Ha? Petsode. Sever misin bakayım sen petsodeyi? Sever misin? Ben makarna severim. Makarna mı seversin? Neli makarna seversin? Spagetti. Nasıl yapılıyor bakalım makarna? Öyle anlatırsan sana spagettili makarna yaparız. İlk başta böyle suyu bir tencere buluyorsun. Sonra onun içine suyu döküyorsun. Fokur fokur kaynıyor böyle. Bu olur mu? Olur. İyi. Spagettimizi de alalım. Şimdi kırmızı başlayalım beraber. Olur mu bakalım? Beraber kıralım mı? Olur. Allah sen çok düşmüşsün. Sen bize yardım etmeyecek misin? O çok çalıştı. Bırakalım biz yapalım. Bence de. Annen otursun biz yapalım. Yürüm ben seni, yürüm.
Beyciğim, ortalık fena halde karışmış. Hani bu senin çok methettiğin, hep aslan parçası dediğin Oğuz Yüzbaşı var ya. O bülbül gibi şakamış dayı. Önce Gürkanlar buna gelmişler, Oğuz kabul etmemiş. Sonra salı verilme karşılığında bildiği her şeyi anlatmış. Ya akıllı çocuk. Gürkanların çapsızlığının farkında. Onu da ekibe alacağız Abbas. Aslan parçası sahipsiz kalmasın. Serdar'la Oğuz. Yani ateşle barut. İyi. Biz de arada patlarız dayıcığım. Ateşle barut yeter ki senin elinde olsun Abbas. Ne zaman patlatacağını bildikten sonra en güçlüsü sensin. Böyle olacağı belliydi. Yeterince güçlü olmadan kimseye kafa tutmayacaksın. Yok öyle NATO konseptini terk ederim, yok bilmem ne. Bak adamlar iki hamlede hop Gürkan'ı çizdiler. Diğerlerine de hadlerini bildirdiler. Dayıcığım şimdi sen bu adamlarla gittin konuştun ya. Yani bana ayıyla yatağa giriyormuşuz gibi geliyor. Ama abla sen dayını hafife alıyorsun. Dayın bir ninniyle o ayıyı kış uykusuna yatırır. Şimdi beraber iş yapıyormuş gibi görüneceğiz. Yeterince güçlenince de ilk darbeyi biz indireceğiz. Fazıl, şimdi kapalı çarşıya git, orijinal bir seccade bul. Bu Ferhat jestine karşı biz de jestimizi yapalım değil mi? Tamam dayı. Afiyet olsun. Afiyet olsun dayı. Gel Abbas gel. Ah. Elle yenmez bu Abbas. Gel. Dayı, bu çiğ. Çiğne, çiğne. Eşek o şaftan ne anlar? Tuhaf değil mi? Neden öyle söyledin? Belki Irak'a operasyona gitmeseydim Ceren şimdi benim kızım olacaktı. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim. Oğuz. Ama öpücük vermem. Niyemiş ya? Ben sadece babama öpücük veririm. O zaman ben de sana masal anlatmam. Sen masal mı biliyorsun? Evet. Hem de çok güzel masallar biliyorum. Ama beni öpmezsen masal yok. Tamam, masalı beğenirsem söz bir öpücük. Bir yana. Söz mü? Söz. Oh, hadi gidelim yatalım bu yolunu sana masallar anlatayım. Süper benim masallarım. Bırakma birader, yemeyeceğim. Komiser, buradan sağlam çıkmak istiyorsan yiyeceksin. Zayıf düşersen bitersin. Birader 15 yaşından beri bitirmeye çalışıyorlar beni. Ne onlar uslandı ne ben. Bu defa işin zor. Yüzbaşı ilmeği boynuna büyük dolmuş. Biraz zor kurtulursun. Sen nereden biliyorsun lan? Şu an Türkiye'nin en önemli polisi sensin. Haberin yok mu? Bütün gün haberlerde sizin maceralarınızı izledik. Bitirdin beni lan kuleli.
Bitirdin beni lan. İçinde tutma. Seni o kadar da unutmadım ben. Şu an içinden düşünüyorsun. Söyle içindekini. Bana geldin dedin ki hayatımdan uzak dur, benden uzak dur. Ne değişti? Gerçekten çok merak ediyorum, ne değişti? Ben Çetin'den ayrılmaya karar verdim. Mutlu değilim çünkü. Zaten senden kaçmak için ona sığınmıştım. Ama fark ettim ki senden ne kadar kaçarsam kaçayım, yüreğimdekileri söküp atamıyorum. Bak bütün arkadaşlarım bana sırtını çevirmiş durumda. Hepsi benim alçak bir itirafçı olduğumu falan düşünüyor. Ben senin tanıdığın Oğuz değilim artık. Kimin ne düşündüğü benim umurumda değil. Ben seni tanıyorum. Senin kalbini, vicdanını biliyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Benim verdiğim ifade yüzünden kaç kişinin hayatı bitti. Tekin cezaevinde yatıyor. Biliyor musun? Arkadaşlarım, görevim. Hiçbir şey seni kaybetmek kadar acı vermiyor bana. Yapma olsun. Bütün bunları senin için yaptım deme. Bu çok ağır. Ne önemi var zaten? Hiçbir şeyin önemi yok şu an. Senin yanındayım ya. Böyle birlikteyiz ya. Hiçbir şey umurumda değil biliyor musun? Hiç sabah olsun istemiyorum biliyor musun? Sabah olunca yine ayrılacağız biliyorum. Oysa ben burada böyle her şeyi unutmak istiyorum. Bundan sonra ayrılık yok. Tekrar bulmuşum ben seni. Böyle sarılmış ya. Kokunu içime çekmişim. Bizi artık kimse ayıramaz. What's going on? We need a new statement. Ne oldu? Daha önce verdiğim ifadeyi beğenmediniz mi? Durumlar değişti. Baştan ifade vereceksin. Ne oldu da Oğuz'u yıttırmaya karar verdiniz ha? Seni ilgilendirmez. Sen metni oku. Dayıyla görüşmek istiyorum. Daha önce görüştün. Ne istersek yap onu söyle. Daha ne görüşeceksin? Peki. Benden günah gitti. Ben sizin istediğiniz ifadeyi veririm ama yerinizde olsam Oğuz'a asla güvenmezdim. Konuş. Burada olmanıza gerek yok. Bu işler yoluna girene kadar ben her yerdeyim Salim abi. Bu konuda anlaşalım. Peki efendim. Efendim.
Efendim, termal kameralar yukarıda 5, aşağıda 4, dışarıda 3 kişi olduğunu gösteriyor. Gazlanmaz mübarek olsun. Operasyonu başladı. Gürkan Erman'ın talimatıyla kasayı düşürdüm. Müsteşar bana milli güvenlik meselesi olduğunu, devletin âli menfaatleri gereği bunu yapmam gerektiğini söyledi. Serdar'ı kaçırıyorlar. Nerede bunlar? Aracı durdurmamız lazım. İçeride. Bombalar çıkın. Ne yapıyor bunlar Salim? Senin işleri yoluna koyma anlayışın bu mu? Oğuz savcıyla anlaşarak bana başka türlü hareket imkanı bırakmadı. Hadi Yavuz'a yaptığın teklifi geçtim. Bu istifa etmek de nereden çıktı? Hepimiz için doğrusu bu. Kararını benimle paylaşma lütfunda bile bulunmuyorsun. İstifa ettiğini başkalarından öğreniyorum. Sana istifa edeceğimi söyleseydin bana engel olmaya çalışırdın. Artık ikimizin de vakti ve enerjisi daha kıymetli. Öyleyse ben de istifa ediyorum. Sana yaptığım fedakarlığı boşa çıkarmak için mi? Ben dengeleri senin lehine kurmaya çalışırken sen kurumu sahipsiz bırakıp gidecek misin? Bunu benimle tartışmalıydın. Emrivakilerden hoşlanmadığımı biliyorsun. Emrivaki yapan ben değilim. Çıkan kayıt. Kayıt senin olsaydı sen istifa edecektin, ben direnecektim. Ama aptal gibi kendimizi dinleten biz olduğumuz için Tekin içeride yatarak ödeyecek, ben de istifa ederek. Efendim, Mehmet Rauf Bey makamında sizi görmek ister. Sen git Gürkan. Bunları sonra konuşuruz. Efendim, ikinizi birden davet ettiler.
Oğlum, çarşafı esnettin mi biraz? Denedin mi hiç? Abi, bununla bütün dizelerini bozsak yine yırtılmaz. Mahcup olmayalım dayımıza sonra. Abi, Tekin avluya çıktı. Geçmiş olsun komiser. Sağ olun size. Ama volta tespitsiz atılmaz ki. Komisere hediyemiz olsun ha. Yakışır. Gel lan buraya. Ne oldu komiser? Sesin soluğun çıkmıyor artık ha. Dayıya silah dayayıp almaya kalkan siz misiniz lan? Dayıya saygısızlık cezasız kalmaz. Yakışıyor mu sana magazin sayfalarını okumak Abbas? Dayıcığım, çalışıyorum. Ne gibi? Bildiğin gibi. Magazin istihbaratın devre mülkü. Kim palazlandı? Kim lüks arabalara biniyor? Kim vergi kaçırıyor? Hepsi burada dayıcığım. Her şeyde bir cevabım var değil mi Abbas? Sayende iki cevabım var da sana sökmeyeceği için söylemiyorum dayıcığım. Bu kasada şehit düşen aslan parçalarının cenaze töreni varmış. Katılacak mıyız dayıcığım? Hem de öyle bir katılacağız ki Abbas. Herkes dayınızın ne olduğunu tekrardan anlayacak. Halime ablanızı ilham ettim abi. O da size özel bir hediye göndermiş. Sağ olsun. Sıcak babası da aslan parçası. İyidir iyidir. Biraz ter atman lazım. Görüyor musun? Yavuz Aslan'ın kuvveti gücü hala yerinde. Gidelim. Bu formu neye borçlu öğrenelim. İlhan'a söyle. Gözlerinden öpüyorum. Bu saatten sonra Yavuz'a her istediğimizi yaptırırız. Allah var ya, İstanbul'u hiç sevmem. Şimdiye kadar en keyifli yolculuğumu yapacağım. Arkadaşlara söyle hazırlık yapsınlar. Çıkın. İlk günden cezaevine ziyarete mi gelinir? Dedirteceğiniz bana. Abi, ne oldu sana abi? İyi misin? Gel. Yavrum, sen hapishane raconunu pek bilmezsin. Buraya ilk geldiğin gün birini ezeceksin ki sonra sana bir daha ilişmesin. Bu baklı, sen mi ezdin, seni mi ezdiler? Aa, işte tam bu dırdırınız yüzünden ben hapse girdim. Biraz dinleneceğim, iyi gelecek. Abi bırak poz kesmeyi ya. Ne dinlenmesi Allah aşkına?
Görmüyor musun? Ailemizi dağıttılar. Ya Allah korusun, mezara girsen iyi ki diyeceksin ya. Baba sen hayırdır ya? Bayat pilav gibi büzüşmüşsün. Ulubatlı, burası sana yakışan bir yer değil. Abi sen biliyordun değil mi buraya geleceğini, böyle olacağını? O yüzden böyle tuhaf tuhaf konuştun. Yok Tahir'miş, yok seni seviyorummuş. Ha, biliyordum yavrum. E o zaman ne vakit çıkacağını da biliyorsun Ulubatlı. Yok. Kazın ayağı öyle değil. Yavrum, hadi sen biraz Bayram Baba ile bize müsaade et. Abicim sana ben bir şeyler getirdim. Gardiyanlandırsın, tamam mı? Eğer başka bir şeye de ihtiyacın olursa ne istersen söyle, koşa koşa getiririm. Tamam. Ne çeviriyorsunuz? Bir şey çevirdiğim yok. Ama senin Fatih iyi oyun çevirdi. Yapmaz öyle adilik. Vardır bir bildiği. Yok bir bildiği. Herif kendini kurtardı işte. Sen de hala kaşında gördüm, gözünde gördüm, kulağında gördüm. Git bir muayene artık. Gözlerin pirinç ayıklamaktan pelte olmuş. E oğlum o zaman sen bir ömür boyu burada yatacaksın. Günaydın. Beyimiz uyandı. Yok. Benim aklım anladı bu işi. Gidip görüşeceğim Fatih'le. Git git. Boş gitme ama. Ben dersini veremedim, sen ver. Sık iki tane. Yaptığı yanına kar kalmasın. Sonra gelirsin burada, paşa paşa yatarız beraber. Gel. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Hı? Suç örgütü kurmak da ne demek? Siz bu tip gizli yapılardan kurtulmak için bu göreve getirildiniz. Proje bana ait. İstifa ederek sanırım gerekli bedeli ödedim. Hayır. Hiçbir bedel ödemedin daha. Benim kardeşimi kullanmaya çalışmak da ne demek oluyor? Siz benim iznim olmadan benim kardeşime nasıl göre teklif edersiniz? Sizin kardeşinize güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Gürkan, alemin başına ne geldiyse hepsini şu küstah tavırların yüzünden geldi. Bir ayıp ettin. Bari başını önle. Böyle pişkin pişkin cevap verme bana. Mehmet Rauf Bey, sizin aileniz ülkemizden daha mı kıymetli? Oğuz benim kardeşim olsaydı hiç tereddüt etmeden görevlendirirdim. Gürkan, sen geldiğin noktadan memnun musun? Bak, Öktem istifa etti. Senin günlerin sayılı. Annem babam hastane köşelerinde. Bu arada kardeşimin başına bir şey gelir, arada o da harcanırsa senin gözünün yaşına bile bakmam. Cezaevinde bile sana gün yüzü göstermem. Anladın mı? Merak etme Rauf. Ailenizde bu kıvraklık oldukça kimse kardeşinizi harcayamaz. Thank you.
senin için kendi canını tehlikeye attı. Senin ailenin hayatı için hepimizi ateşe attı. Bu muydu bunun karşılığı? Allah senin belanı versin. Abin ölmesindense cezaevinde olması daha iyi. Abin senin saçma sapan işlere kalkıştı. Zaten öldürülecekti. Ya sen ne utanmaz bir adamsın ya. Ben buraya senin yüzüne tükürmeye gelmiştim ama sen onu da hak etmiyorsun. Tekin de böyledik. Ondan başını eziyorlar. Sen bence nefesini bana tüketme. Git abini ikna et, ifadesini versin. Savcıyla belki arasını iyi tutarsa erken çıkar. Görüyor musun Bayram abi? Bu yüzsüz herif şimdi de bana akıl öğretiyor. Abim senin gibi olacağına içeride bir ömür yatsın daha iyi. En azından biz dışarıda başımız dik gezeriz. Komutan, ben içeride dışarıda çok adam tanıdım. Ama ilk defa yanıldım. Helal olsun sana. E bak kendin söylüyorsun. Sen görmüş geçirmiş bir adamsın. Bunlar cahil cahil. Bunlara biraz akıl ver, ikna et bunları. Neyin aklını verecekmişim? Benim dediklerimi söyle. Tekin'le konuştun mu? Fatoş'la konuştum. Abisini ikna edecek. Pilavı mı getirdin bize? Evet. Gel baba. Ben tabak çıkartayım. Senin tanıdığın avukatlar vardır. Tekin'e birini ayarlamak lazım. O kolay. Abime söylerim, o halleder. Çocuklar nedir durumlar? Ne yapıyor bu Oğuz? Bir gelişme yok abi. Tekin'in ailesini de itirafçı olmak için zorluyor. Yüzbaşıya bak. Amma tırsak çıktı ha. Bu bütün gün evde miydi? Yok abi. Bir hastaneye gitti, annesini gördü. Sonrasında hep evdeydi. Sen niye taktın bu Fatih Ulubatlı meselesine? Tekin'in başını yaktın. Oho, uzun hikaye. Benim vaktim bu. Abi biz bu adamı boşuna dinliyoruz. Bundan bir şey çıkmayacak. Buna karar vermek sana mı düştü? He? İşine bak. Cezaevinde tanıştık. Adaletsizliğe, haksızlığa hiç dayanamazdı. O yüzden de fazla yaşayamayacağını biliyordu. Bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet dedi. Bunu kurtaramadım. Baktım Tekin de babasının yolundan gidiyor. Bari devlete emanet edeyim dedim. Polis okulunda sordum. Bakın, bunlar halkı koyun sürüsü sanıyorlar. Çünkü halkla bağları koptu. Gidin, benim Malatya'da köyüm var. Oradaki kahvedeki adamı ikna edemezsiniz.
Orada kahvede oturan adam da biliyor ki bunlar bu örgütü kurdular ve siyasi iktidarlarına rant sağlamak için bir takım olaylar tezgahladılar. Kullandıkları zavallı harekatçılardan biri Tekin Ulubatlı bunlara karşı geldi, tezgahlarını gördü. Bugün içeri girer girmez onu da cezaevinde öldürmeye kalktılar. Kardeş sen sabahtan beri buradasın, acıkmadın mı? Hiç sorma abi, bizimki bir mikrofon buldu, sabaha kadar konuşur. Al şunu ye, karnını doyur. Sağ ol. Ya göz hakkı diye bir şey var, al ye, benden olsun. Eyvallah. Zaten müşteri de kalmadı. Sağ ol. Afiyet olsun. Yani peki Emrah Bey, bu kimsenin bilmediği, duymadığı bilgileri siz nereden ediniyorsunuz? Bakın bu soruyu bana Ferhat Müdür'ün öldürüleceğini söylediğimde de sordular. Ben o zaman ne söylediysem şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Ben gazeteciyim hanımefendi. Araştırıyorum. Öyle bazı meslektaşlarım gibi yan gelip yatmıyorum. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir dahaki haberlerde görüşünceye dek hoşça kalın. Aziz Hanım, bu akşam da beni ekmezsiniz inşallah. Ne alakası var? Yani Emrah Bey, size sözüm mü var benim? Her geldiğinizde tutturuyorsunuz. Şu makyajı silsinler, hemen çıkacağız ondan sonra. Kardeşim, sizin de gideceğim. İşim gücüm var benim. Kusura bakmayın Emrah Bey. Biraz beklettik sizi. Yaz. Sana hashtag veriyorum. Şok, şok, şok. Az sonra kafama kim sıkacak? Benim kılıma zarar verirsen ne olacağını biliyorsun değil mi? Ne olacak? Söylesene oğlum, ne olacak? Muhbirler, ajanlar ne zamandan beri adam yerine konuluyor bu ülkede? Ne zannediyorsun? İstediğimizi kahraman yaparız, istediğimizi hain. Hangisi olacağı senin elinde. Doğru. Benim elimde. Ettiğin yere, cehenneme. Bak, ben bir saate kadar ortaya çıkmazsam bütün Türkiye işini gücünü bırakıp beni aramaya başlayacak. Üzülme lan. Ben senin yerine tweet atarım. Merak etme, kimse yokluğunu anlamaz. Şoförüm nerede? Ne yaptınız ona? Burada, burada. Geç. Aysel anneciğim, beni mi görmek istediniz? Gel, gel kızım, otur yanıma. Biraz konuşalım seninle. Çetin'le tartışmışsınız, öyle mi? Çekinme Zeynep'ciğim. Sen de benim bir kızım sayılırsın. Yani yeni bir şey değil ki Aysel anne. Zaten başından beri anlaşamıyoruz.
Artık Çetin'i görmeye tahammül edemiyorum ben. Öyle deme Zeynepciğim. Kızını düşün. Ceren'i düşün. Çetin iyi bir baba. İyi bir koca. Sonra herkes tarafından saygı gören bir adam. İyi de ben mutlu değilim. Mutluluk dediğin ne ki Zeynepciğim? Bak, huzurlu bir evim var. Dünyalar güzeli bir kızın var. Şükret haline. Bak, ben Oğuzcuğumu hala evlendiremedim. Bu savcı kız. Ne kadar tanıyorsun onu? Neydi adı? Duygu. Yani yeni tanıştık sayılır. Oğuz'la olur mu? Duygu iyi bir kız ama ben bilemem. Olur. Bence olur. Hem ailesi de ailemize uygun. Kız da pek hanımefendi bir kız. Sen bir ağzını ara bakalım. Hı? Belki sana açılır. Aysel anneciğim, Duygu Oğuz'la bizim geçmişimizi biliyor yalnız. Geçmiş, geçmişte kaldı Zeynep. Söylersin kıza. Geçmiş bitmiş bir şey dersin, ne olacak? Neticede sen de Oğuz'un iyiliğini istersin, değil mi? Oğuz ne oldu? Dikkat çeken bir şey yok abi. Çocuklar takipteler. Emniyetten çıktıktan sonra hastaneye gitti. Annesini babasını gördü. Şu an evinde. İlhan? Yarın müsait olurlarsa abinin elini öpmek istiyorum dedi. Buyursun. İlhan iletin. Gazeteciye göndereceği yeni dosyaya bunu da koysun. Yarın görüşeceklerdi. İletirim abi. Öktem'in istifasıyla vakit kazanmaya çalışıyorlar. Ama o vakti onlara vermeyeceğim. Öktem de Gürkan da şimdi bir an önce Tekin'in yanına gidecekler. Yürü de bile. Şimdi mi aklınıza geldi lan? Ben iyiyim, bir şeyim yok. Bir şey yokmuş. Yokmuş. Yürü, yürü. Hastaneye sevk edilmesi gerekmiyor. Bence gerekiyor. Doktor siz misiniz, ben miyim? Bunun başına bir şey gelecek olursa senin mi başın yanacak, benim mi? Ambulans hazırlasınlar. Doktor bey tutukluyu hastaneye sevk ediyor. Buradakiler beni içeride öldüremedi. Siz dışarıda mı öldüreceksiniz? Güzel. Güzel. Sen şimdi havalara girdin ya. Bakalım aşağıya çakıldığın zaman havan kalacak mı? Bırak numarayı. Beni öldürecek olsam bu kadar zahmete girmezdim. Baba, bizim için zevk değil mi bu? Komutan, şimdi biz buna intihar süsü mü vereceğiz? Ben tam anlamadım. Durun, durun, ne yapıyorsunuz? Bırakın! Sen nasıl özel kuvvetsin? Benim gibi bir kaynağını hemen nasıl harcarsın? Senin için çok yürekli. Hayatta konuşmaz dediler. Çocuklarım olmasa asla konuşmazdım. Ben ihtiyar adamım komutan. Daha fazla tutamayacağım. Çekil, çekil, anlatacağım. Dosyaları kimden alıyorsun? Ben araştırmacı gazeteciyim. Ulan beni mi yiyorsun lan sen, he? Sen beni mi yiyorsun? Daha emniyete girmeden haberimizi yapıyordun. Tekin'i öldürmeye çalışacaklarını da önceden bildi komutan. Müneccim herhalde bu. Bakın, bu sizin için hiç iyi olmaz. Hayır lan.
Ya arkadaş, biriniz de bizi düşünmeyin ya. Gözünüzü seveyim. Bayram abi konuşmuyor. Atalım. Durun, durun, durun. Tamam. Kim? İlhan. İlhan getiriyor bana dosyaları. İlhan kim? Köstebey'in en derin kazanı. Metafor yapma lan bana. Her klikten bilgi akışı geliyor. Adam her şeyi biliyor. Sen de araştırmacıyım diye bize hava atıyorsun ha? İlhan ne? Soyadı yok mu bunun? Bilmiyorum. Baba, ben gerçek adının İlhan olduğunu falan da düşünmüyorum. Örgütün bir çeşidi bunlar. Kod isim falan kullanıyor. Dosyalar sana nasıl geliyor? Twitter'dan mention atıyor. Şifreli olarak buluşacağımız yeri ve saati yazıyor. Bayram abi, şimdi bu bize diyecek ki ben onlara ulaşamıyorum. Onlar istediği zaman bana ulaşıyor. Yemezler. Bu bizim işimize yaramaz baba. Biz bunu atalım. Durun, durun, tamam, tamam, durun. Ya, ya sen ne sabırsız bir adamsın, tamam? Yarın buluşacağız, yarın buluşacağız. Bana yarın dosyaları getirecek. Bak, bak sende telefonu var, inanmıyorsan ona bak. Bak telefona bak. Bu ne şimdi? Seninkinin canı sıkılmış galiba. Benimki? Ha. Atayım mı lan seni aşağı? Buyurun. Tespihimizi kabul etmediniz ama inşallah lokumumuzu yersiniz Yavuz Bey. Zahmet etmişsiniz. Oo. Hem de fıstıklı. En sevdiğinden Abbas. Al bakalım bir tane. Aslında helva daha iyi olurdu ama neyse, onu da biz kavururuz artık. Aslında Abbas haklı. Ferhat'ın ölüsünden bile istifade ettiniz. Bir helvayı çok görmemeniz lazımdı. Biz Ferhat'ın ölüsüyle bile Öktem'i istifa ettirdik. Sizce bu gücümüzü mü yoksa rakibimizin güçsüz olduğunu mu gösterir? Rakibinizin güçsüz olduğunu gösterir. Bizim dönemimizde değil Ferhat'ın ölüsü, Cumhurbaşkanı'nın ölüsüyle bile devlete bir fıske bile vuramazdınız. Onun için Öktem geldi sizin kapınızı çaldı. Ama Öktem şunu bilmiyordu. Eğer aslanı sahaya süreceksen dişindeki artının onu doyuramazsın. Doyurursan aslan gelir seni de parçalar. Doğru. Aslan dursa parçaları durmaz. Öyle değil mi Fazıl? Evelallah dayı. Ben bir süre önce Afrika'da bulundum biliyorsunuz. Sağ olsun oradaki arkadaşlar her yeri gezdirdiler. Uzaktan da olsa vahşi bir aslan görme şansım oldu çok şükür. Nasıl söylesem, oradaki aslan zayıf, kuraklık olmuş, tabiat ona av vermemiş. Zayıf ama özgür. Geldik burada sirkte aslan gördük. Semiz. Tüyleri pırıl pırıl taranmış. O da tutsak. Terbiyecisin bir tek işaretiyle ateşli çemberden atlıyor. Demem o ki Yavuz Bey. Aslan var. Aslan var. Evet. Öktem'le Gürkan'ın bu işi kıvıramadığı doğrudur. Gelip bizim kapımızı çaldıkları da doğrudur. Ama biz hiçbir zaman makam mevki için kimsenin uşağı olmadık. Hep devletin aslanı olduk. Bu saatten sonra da bizden hiç kimse başka bir şey beklemesin. Evet. Biz sizden aksini hiç ummadık. Gürkan'la Öktem'in ummasına şaştık. Bir süre daha İstanbul'dasınızdır inşallah.
Ben yakında herkesin umduğunu vereceğim. Burada olmanızı çok isteriz. İnşallah. İnşallah. Süleyman, misafirlerimizi geçir. Sıra sizi terbiye edeceğiz mi demek istiyorlar bize? Hı. Korkuyorlar Abbas. Korkuyorlar. Bunlar yargıda da emniyette de güç kaybettiler. Biz de. Eğer Gürkan'la Öktem'in yanında olursak kafalarını kopartacağımızı çok iyi biliyorlar. Dayı Allah biliyor ya, o Gürkan'ı günahım kadar sevmem. Ama bunların kafasını kopartmak için onunla bile işbirliğine hazırım. İşte bu yüzden sen kaybetmeye mahkumsun Fazıl. Tercihleri doğru değerlendiremiyorsun. Önce Gürkan'ı temizleyeceğiz. Sonra Öktem ondan boşalan makamı bize verecek. Sonra biz o makamın gücüyle kendi gücümüzü birleştireceğiz. Ve bunların topunun kökünü kazıyacağız. Yani Milli Güvenlik Müsteşarlığını kabul etmeyeceğim diyorsun dayı. Reddetmeyeceğiz Abbas. Şehitlerimizin cenazesi için gereken hazırlığını ona göre yap. Öktem benden bir haber almadan önce Gürkan törende ölecek. Birazdan bir izbeye çekecekler, benim kafamı sıkacaklar. Sen gözlerini sıkı sıkı yum, tamam mı? Olaya şahit olup da başını belaya sok. İndir aşağı. Sakın o elini kaldırma, kırarım elini seni. Bakayım sana bir. Güzel, yakışıklı gözüküyorsun. He, ben bunu sana misliyle ödetmezsem bana dolu battı demesinler lan. Kardeşim sen de bu kadar inatçı olmasaydın revire çıkmam diye tutturmuşsun. Yaradı mı şimdi yaptığım plan? Sen benim bir planım olduğunu biliyordun yani. Tabii biliyordum. Ben adamın gözüne baktım mı anlarım hain mi değilim. Doğaçlama kabiliyetine hayran oldum. Emniyette iş çıkardın. Ben akademide tiyatro kulübündeydim. Ne yaptım ben siz? Bir şeyleri becerebildin mi? Okulunda oyuncu değişikliğine gittim. Senin şu pilavcıya takıldım. Ama bir yerde tıkandık. Oo, içeride benim kafaya çok vurdular. Tıkanan yerlerim açıldı. Siz de nerede tıkandıysanız söyleyin de açayım ben. Ahmet, sana da çok borçlandık. Borcunuz çoğaldı komutan. Bunu bir tahsil etmemiz lazım. Bak bu çocuğu kullanın. Kurmay zekası var bunda. Ahmet sağ ol Ahmet. Oğlum yedin yedin doymadın. Yine dayak yemişsin. Yahu kim yaptıysa hele ellerine sağlık. Kuleli sağ olsun. 32 yılda yemediğimiz dayağı bir günde yedirtti. Ajanla ne yapıyorsunuz ya?
Bizi Ferhat'ın katillerine bu götürecek. Bak, bir de herif atıyorlar. Kimsenin bilmediğini bu biliyormuş. Aysel teyze. Tayfun'a mı bakmaya geldiniz? Röntgene indirdiler. Yok kızım. Ben seninle konuşmak istedim. Ha, buyurun ayakta kalmayın. Şöyle geçin. Teşekkür ederim. Ha, nasıl Tayfun? İyi mi? Daha iyi. Umduğumuzdan daha kısa sürede topladı kendini. Siz beni Oğuz'la ilgili durum için mi görmek istediniz? Oğuz'a biraz haksızlık ettiniz. Oğuz sizi çok seviyor. Özellikle seni. Nedense bana hiç belli etmiyor. Oğuz öyledir, belli edemez. Ama ben oğlumu bilirim. Ben artık onu tanıyamıyorum. İstanbul'a geldiğimizden beri başka bir Oğuz var sanki. Hele geçen gün olanları aklım almıyor. Bak Duygucuğum, ben seni çok sevdim. Amcan Rauf'un arkadaşı. Sen de Oğuz'un yakınısın. Onun için sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ama inşallah beni dinlersin. Tabii ki. Zeynep'ten sonra Oğuz'un gözü kimseyi görmedi. Hala da görmüyor. Yok kızım, öyle değil, öyle değil. Yıllar geçti. Biz senden bahsetti bize. Biz seni anlatırken oğlumun yüzü güldü. Ama tabii kolay değil insanın geçmişini bir çırpıda silmesi. Bak, ben seni gördüm. Sen çok dirayetli ve sabırlı bir insansın. Estağfurullah. Oğuz'dan vazgeçme. Aysel teyzeciğim, İstanbul'a gelene kadar ben de sizin gibi düşünüyordum ama Oğuz Zeynep'i unutamıyor. Bak, bazen bazı şeyler içinde kalınca insan bocalar. Oğuz muhakkak doğru yolu bulacaktır sonunda. Sonra Zeynep evli bir kadın. Çocuğu var. Kocası, komşumuz, ailecek görüşüyoruz. Her şeyimizle o ilgileniyor bak. Aysel teyze, size bir şey sorabilir miyim? Çetin Bey nasıl bir insan sizce? Ha, çok iyi bir insandır. Çok iyi bir kocadır, çok iyi bir komşudur. Gelir hatırımızı, halimizi sorar, sağ olsun. Hatta bazen Zeynep müsait olmadığı zamanlarda gelir İrfan'ın sağlık durumuyla ilgilenir. İlaçlarına bakar. O gün, ya patlamanın olduğu günde İrfan amcaya Çetin Bey mi bakmıştı? Nereden çıktı şimdi bu kusuma? Yok yani hani belki çevrede dikkatini çeken farklı bir şey olmuştur, ne bileyim yani. Ha yok yok, Rauf sormuş ona. Hiçbir şey görmemiş Çetin. Kusura bakmazsanız benim hemen çıkmam lazım. Ne oldu kızım, böyle apar topar ne oldu? Ya ben amcama söz vermiştim. Amcamla buluşacaktım, tamamen atlamışım. Ayıp olacak. Peki peki yavrum. Güle güle. Savcım iyi günler, Duygu Aslan ben. İyiyim savcım, teşekkür ederim. Müsaitsen bir adliyeye uğramak istiyorum, görüşmek istediğim bir konu var. Tamam savcım, görüşürüz.
Elleme Salim abi. Bakka sustu anlar kızar. Efendim dışarıda yer yerinden oynuyor. Biz burada neyle uğraşıyoruz? Bu saatin sahibi gelecek, onu bekliyoruz. Kusura bakmayın, beklettik sizi. Teessüf ederim. Bana da mı itimadınız yoktu? Hiç teessüf etme Salim abi, hiç teessüf etme. Sana itimadım tam. Ama olayın doğal görünmesi gerekiyordu. Ömrümden 2 sene götürdünüz. Kusura bakma. Gazetecinin yokluğu henüz anlaşılmadı. Ama an meselesi. Yeni plan nedir? Ne yapacaksınız? 1 saat sonra haber kaynağıyla buluşacağız. O da bizi sahibine götürecek. Gürkan Bey, deşifre olduk. Bundan sonra nasıl hareket edeceğiz? Merak etme Tekin. Siz plan kurmakla çok meşgul olduğunuz için Serdar'ın tutulduğu yeri biz bulduk. Serdar elinizde mi? Serdar öldü. Tek gizli tanık sen kaldın. Soruşturmayı savcıdan alacağız. Sen de ifadeni çekeceksin, dosya kapanacak. Yediğim dayak işe yaradı yani. Kura çektik, sana çıktı Tekin. Babam saatini çok sever. Gözünü açınca ilk bunu soracak bana. Aman ha, abinin haberi olmasın, bize fena fırça kaydı. Kayar. Eyvallah. Nereye gidiyorsunuz? Oturun bir çay içelim ya. Vakkas usta, bize 4 çay söyler misin? Çök bakalım Ulubatlı. Aman ha, hiçbir şeye dokunmayın. Bir de Vakkas usta'dan azar işitmeyelim. Salim abi, hesap makinesinde leblebi nasıl yazılıyor diyor. Sen yeterince dinlendin mi? İçeride bunun kafaya çok vurdular müsteşar bey. Oğuz, önceki gece yaşadıklarımız hataydı. Biz birbirimize verdiğimiz sözden çok önce vazgeçtik. Sana gelmem hataydı. Lütfen beni unut ve affet. Zeynep, hastanın durumu ağırlaştı. Kimin? İrfan amcanın mı? Evet, böbrekleri iflas etti. Karaciğeri de fonksiyonlarını yitirmek üzere. Faydası yok Zeynep, organları ardı ardına iflas ediyor. Bırak adamcağız huzur içinde gitsin. Hülya, solunum desteğini çıkart. Sedatifleri kes. İrfan amcayı uyandırmamız lazım. Delirdin mi sen? Hasta zaten acı içinde. Onu bu aşamada uyandırmak işkenceden farksız olur. Hülya, Ceren benim odamda uyuyor. Hadi al gel onu. Hadi Hülya, hadi. Zeynep, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bundan sonrasını ben hallederim Sevim. Bunu yapmak için ailesinden izin alman lazım. Ailesi benim Sevim. İşime karışma. Çık dışarı. Lütfen. Geçen gün görüşmüştük. Ben Eda Hemşire. Laborant Volkan'ın sevgilisi. Ha, merhaba Eda. Nasılsın? İyi misin? Bir şey mi var? Bir şey oldu ama kime gideceğimi bilemedim. Söyle bana Eda. Ben sana yardım ederim. Bana söyleyebilirsin. Korkuyorum Sam canım. Eda'cığım korkmana gerek yok. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Volkan'la mıydı? Volkan aradı. Bir şeyler söyledi. Ama bunu telefonda anlatmaya korkuyorum. Neredesin sen? Evdeyim. Pencereyi perdeyi kapattım, oturuyorum. Adresini söyler misin bana? Kartal'da, Leylak Sokak 39 numara. Anladım, ben geliyorum şimdi sana.
Bravo Eda. Bravo. Senden hiç böyle bir performans beklemiyordum Eda. Ne yapacaksınız savcı hanıma? Bence sen savcıyı bırak, kendine düşün. Ne var o çantanın içinde? Ne yapacaksınız bana? Adrenalin mi o? Evet, adrenalin bu. Eda'cığım, ben senin performansını beğendim. Beğendim beğenmesini ama... Nasıl diyeyim? Bir şey eksik kaldı sende. Sanki kalbin çarpmıyordu. Buldum. Duygu eksikti, duygu. Evet, duygunda eksiklik vardı. Çetin Bey, yalvarırım bırakın beni. Ne istiyorsunuz? Senin kalbin kimin için çarpıyordu Eda? Son kez sevgilinin yanına gitmek için çarpışan o zaman. İrfan amca. İrfan amcacığım. İrfan amca. İrfan baba. Bak sana kimi getirdim. Oğuz'dan saklama oğlu. Oğuz senin, sen Oğuz'unsun. Çok yorulmuş. Evet anneciğim, çok yorulmuş. O zaman uyursun, biz giderim, olur mu? Tamam anneciğim.
Bir şeye mi ihtiyacın var Yavuz? Kahve falan mı istiyorsun? Sen bana tavır mı yapıyorsun? Ne bileyim. Haftalardır kahve dışında bir şey sormuyorsun da. Ben senin neden surat astığını biliyorum. Madem biliyorsun, niye soruyorsun? O adamın buraya girmesine nasıl izin veriyorsun? Hadi izin verdin. Neden benim görmeme izin veriyorsun? Ben o adamı Ferhat'ı kendi ellerimle boğduğum koltuğa oturttum. Sonra da dönüp senin gözlerinin içine baktım. Sana nasıl bir hediye vereceğimin farkında değil misin sen? Yavuz, beni mi idare ediyorsun? Gürkan'ı mı yoksa abileri mi? Aklı olan adam devleti idare eder. Kadınla değil. Sence ben aptal bir adam mıyım? Seninkiler becerememişler. Abbas! Bingo'nun ağırı mı lan burası? Affedersin dayı, ben seni dışarıda sanıyordum. Ne fark eder Abbas? Ben burada olmayınca burası Dingo'nun ağırı mı oluyor? Estağfurullah dayıcığım. Kim neyi becerememiş? Bu Necmiler Tekin'i cezaevinde harcayamamışlar dayı. Necmi niye boyundan büyük işlere kalkışmış ki? Sen emir vermişsin dayı. Nasıl? Benim. Emri Fazıl mı iletmiş? Abbas, ben yaşlanıyorum galiba. Hafızam zayıfladı. Bul şu Fazıl'ı da bir soralım bakalım. Emri ne zaman vermişim, nasıl vermişim? Eyvallah dayıcığım. Yavuz Aslan her şeyi kabul eder ama ihaneti sindiremez. Yavuz'un adamı değil mi lan bu? Yuh lan, herif bizi ne yemiş? Sadece bizi yememiş. Yeşil Gladio'yu da yemiş bu. Yavaş yavaş yavaş. Abi nasıllar İlhan Bey? Abinin selamı var. Senden çok memnun. Yalnız Uçkur'una biraz dikkat etsin. Bir de onun görüntüleriyle uğraşmayalım dedi. Allah başımızdan eksik etmesin. Size benden çok hürmetlerimi iletin. Emre, sen o Allah kitap laflarını ekrana sakla. Biz senin ne olduğunu çok iyi biliriz. Savcıya hazırlattığımız iddianame. Yalnız daha savcının kendisi görmedi. Aman acele etme. Gazlı arkada. Sen neden bu kadar gerginsin? Yok. Şey, biraz yorgunum galiba.
kaçtı it gibi? Biz de gider sahibinden sorarız. Dayıcığım, Fazıl'ın istihbaratta da yok. Gören ulaşan da olmamış. Bu adam nerede gezer, senin haberin yok mu Abbas? Valla ara sıra takıldığı bir manita var. O zaman telefonunu kapatıyor. Ne manitası Abbas? Ne manitası? Fazıl kafasına göre iş yapmış. Şimdi de dayısından mı kaçıyor? Bilmiyorum dayıcığım, bilmiyorum. Bilirsin Abbas, bileceksin. Doğu komiser, savcıya konuşmadın. Dayına mı konuşmaya geldin? Yok. İtlerini öldüremedi, hesap sormaya geldi. Ya komuta, bu komiser neyse toy. Sen de mi buna uydun? Fazıl'ı nereye sakladın? Yoksa deşifre oldu diye onu da mı bir çukura gömdün? Fazıl bir densizlik yaptıysa benden size izin. Sorun hesabını. Ama haddinizi aşmayın. Sadece Fazıl değil. Sen de bize hesap vereceksin Yavuz Bey.